Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bu alan 7/24 kamerayla izlenmektedir. Ve bu alan 7/24 kamerayla çekilmektedir. Bugün çok güzel bir ev turuna geldik. Harika çok bir heyecanlıyım. Ev. Burası bir erkeğin rüyası. Neye? Yani erkek işi birazcık ama kızlar da sever. Ne alakası var ya gayet. Hepimizin. Bakacağız. Nereye geldik? Kapaktan da gördünüz. Görmediysen işte. Fıt! Doğukan, Doğu. Doğukan Manço. Hoş geldiniz. Hani belki efekt bulamazsınız değil mi efektler? Zaten önceden kendi efeyle geldi. Mikrofonu yamuk takmış abi. Biz şimdi laf edecek. Geldik, girdik yani. Mikrofonu yamuk takmışsın. Yamuk iş yapıyorsun ha. Bilen, oldu mu? Bilen biliyor da benim huyum mu tikim var? Ama bir dakika var. Çok şey öyle yaptım. Öyle mi? Eyvah. Huyum mu tikim mi var? Ben aslında yoğum. Tikim var dedi. Abi inat mı yapıyorsunuz ya? Tutamıyorum. Tamam 10 numara hadi girelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel ev. Harika ev, güzel ev. Merhaba ev, merhaba güzel ev. Oğlum, kızım. Oğlum ve kızından başlamak evet. istiyorum. Bunun adı ne? O kız. Kız mı? Adı kız. Adı kız. O da dost. Dost. Abi hiç saldırgan değil bak görüyor musun? Şu anda sen zaten çok büyük bir hata yaptın sevmekle. Ne? Çünkü evet. Abi, ödüm koptu. Çünkü bundan sonra kurtulamayacaksın. Hani her sevmediğinde seni şu anda patiyle böyle taciz edecekler. İkisi de ölümden döndü. İkisini de ölümden kurtardım. Dedim sana. Dur lan. Yavrum dost aranıza dost girdi. Bir dakika bir de pati atışına bak. Bak. Başla. Gördün mü? Ama ben de bu da kendini sevdirmeye geliyor ama bak bizim şilelerite gibi. Birini seversen öbürü oraya girer. Evet bahçe burası galiba. Burası bahçe. Tabii. Ne olabilirdik? Ay aşağıya sonra inelim yalnız. Garaj. Bak bu heyecan göstergesi. Bu mutluluk göstergesi. Köpeğin adı kız ya. Aha kargalar. Senin burası bayağı büyük. Burası çok genişmiş ya. Hiç kullanmıyorsun değil mi burayı? Yazın kullanıyorum ya. Bir gün kullanıyor mu? Evet. Mesela arkadaşlarım, eş, dost, çoluk, çocuk bir doluyoruz buraya. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir gün keşke yaz olsaydı akşam burayı perdeyi açar. Sinema. Sinema yani. Ay güzel ben ya. Çok güzel. Ama biz yokuz bu yazdan sonra İstanbul dışarı. Niye geliriz ama bir daha geldiğimizde? İstanbul'da kalacak yerimiz yok. Sen de kal. Evet. Bu fikri size satmış olayım ben size gelirim. Öyle bir şey. Ha, sen tamam. Bize ha, her biz, zaman biz de yaparız abi. Abi benim çimden hiç anladığım yoktu. Ben bu eve girerken kiracıyım. Sözleşmede diyordu ki evi nasıl bulursan öyle bırakacaksın. Otur abi sıkıntı yok. Güzel abi. Çok çimin kalitesine otur. Baktım. Aa çok güzel bir çekim evet. Nasıl bulursan öyle bırakacaksın dediler. Çim serptiler abi. Dedim ben buna bakacağım derken ama öğrendim. Ama nasıl böyle bulacak adam diye düşündün tabii. Bakmam gerektiğini öğrendim. İlk gün suladım, 3 gün suladım, 4 gün sonra baktım kurudu. Öğrendim ki bunun bakımı var, sulaması var, ilacı var. Çok mu sulamışsın? Az sulamışım. Az. Her gün 1 saat sularken iyi suladım zannediyormuşum. Meğerse otomatik sulamanın en az 1 saat sulaması gerekiyor. Bunları öğren ha. Tamam otomatik sulayacak işte ben yapmayacağım. Gel aşkım gidiyoruz beraber. Kaç yaşında bu ya? Dost. 7 falan. Ha 6, bizimkilerle yaşıyor. Tahmin ediyorum ama bakar mısın aşka geldi ya. Gel oğlum dedim gel. Gel senin ne işin var oralarda gel otur sen yat. Gel sen de gel. Çok da söz dinlerler. Hemen bizi bir çek. Lan bu mutlu aile tablosuları çok güzel. Evet ya. Evet pozlar falan böyle. Bir şey söyleyeyim ben bütün gün bunlarla burada otururum. Siz ama çekin gelin. Çok tatlı huyları bir şey söyleyeyim mi sana? Aşırı. Enerjileri mükemmel. İkisini yani. De eğittim bu arada. İkisi belli. Söz dinler. Belli. Koş, hadi koş. Hadi. Oğlum hadi. Ayıcık yükseldi. Ne oluyor lan? Aha. Bana nereye kaçacağız bu çocuklar? Bırak. Koş. Olayımız bir yani. Çok iyi. Şimdi o zaman malikanemize giriyoruz. Evet. Kaç yıldır burada oturuyorsun abi? 6,5 yıldır. Oo, sözleşme yenilenir. Ya sözleşme bitti gibi gidiyorum ben buradan ya. Tamam en güzel yer Selçuk. Sana bir Selçuk turu yaptıracağım. Tarihe doyacaksın. Doğaya doyacaksın. Bayılacaksın. Vallahi beni orada en çok cezbeden zaten o skydiving muhabbeti var ya yakın. Hemen evin dibi. Hayko abi durmadan atlıyor havada. Hayko sürekli abi. Havada. Kafanı kaldırdın mı? Şu bir insan mı? Yoksa bir hayvan yoksa mı? Yoksa Hayko abi. Öyle bir şey. Bir de uçuş eğitimi de alabilirsin. Uçuş eğitimi. Evet. Bu zehirliyor beni. Yani böyle oluyor. Ha, abi ben zaten pilotum. Zaten alçak uçuyorum. Zaten. Sıkıntı yok. Siz de bir gün uçurayım hatta. Ne? Ben çok sever uçtum. Ciddi misin? De. Bir gün de ben sizi kanalıma davet öyle ederim. Öyle mi? Geliriz tabii canım. Hatta uçaklarım aşağıda. Birazdan bakarız onlara. Tabii. Yer uçağı diyorum ben ona. Bizi bir kere abi Cem Bölükbaşı ile bir takım yarışlara girdim. Önce arabayı biz kullandık. Sonra Cem kullandı. Midemiz içimizden çıktı. Yani olmayacak hareketler yapıyor. Bir kere ama de ben şeyde Bodrum'da mahvoldu gitti yani. Ama evet, drift öyle değil. Drift de aynı hareketi devamlı yaptığımız için bir süre sonra beynimiz oraya toparlanır ve rahatlarız diye. Kamyonla drift yapmıştık bir kere. Biz bu yorumları daha sonra tekrar üzerinden geçeceğiz. Bunları kullan sen videoda. Biraz bayılmış ama değil mi? Şuradan başlayalım abi mutfaktan lütfen. Başlayalım. Mutfak, evin mutfağı her şeyin olduğu. Çünkü Doğukan Manço bol bol yemek yapan birine benziyor. Yok ya severim bu arada. Oo abi. Sen prizi görmemiş olursun. Ya da görmüş olursun. Suyu mu? Suyu ne? Sürpriz! Ya çok kötü. Burası benim evim.
Bunu boyayacaktık. Bu Instagram paylaşı için lazım oldu bize. Kaldı. Yaptık ve kaldı bu şekilde. Bir saat baksam anlamaz mı espriyi? Ben zaten görmesin diye gösterdim. Sürpriz sürpriz diye gidiyor. Bu ne ya? Değişik bir mayonez, sos. Barbekü. Benim en değişiğim bu abicim. Bu Belçika'nın biliyorsunuz patatesleri meşhurdur. Evet. Onların en çok kullandığı sos bu. Bunu Batıkan'a gönderdim. Batıkan Belçika'ya taşındı da. Bu patates kızartması mı dökülüyor? Ne anlatıyordun açıkçası? Sen nereye dökmek istersen dök ama hani... Bunu merak ettim Ceyda. Sen zaten bir şey kurcalayıp götürmek isteyeceksin, al götür bunu mesela. Ne sana bu? Veriyorum. Bu fırsın Ceyda. Ooo! Eğer de bir gün şey yaparsanız, test ederseniz... Oo. Bir dakika. Tamam alın da. Hayır hayır, Amerikan filmlerinde çocukların pankeke döktükleri sos. Bu Türkiye'de o kadar yok ki. Biz bir tane videoda yapmak istedik, yapamadık. Bir de böyle tutup böyle tutup döküyorlar. Sus, test edersek? Test edersen yorumunu merak ediyorum. Niye abi, şimdi yemek söyleyelim, burada test edelim. Olur. Aa, yani lütfen yani. Sen Ceyda'nın abisiyle arkadaş olduğunu biliyor musun? Ben onunla arkadaş olup olmadım ben mi biliyor muyum? Pardon. Ya bu nasıl bir soru? Yani Ceyda'nın abisinin kim olduğunu biliyor musun maalesef sormuştum ya. Söyle öğreneyim o zaman. Gökmen Kasabalı. Gökmen Kasabalı. Biliyor muydun? Biliyorum ya, 15 senedir arkadaşım yani, herif benim. Neyi yapmaya çalışıyor? Ben ne bileyim, ben bilmiyordur belki. Bu burada. Şey... Aa, sen onun kardeşimsin falan olur, bir reyting gelir diye. Tamam çünkü. Sen katı... Hadi canım. Yemin bizim Gökmen. Abi, evet. Gökmen. Tahta keser. Evet. Tahta kesen Gökmen. Kapıları topluyor, evet, istifçilik abi yapıyor. Aynen. Abimle arkadaşlar. Onun kardeşi Ceyda. Abi mutfağınız çok şık. Abi ne ya? Doğu. Bizde abi alışkanlık kaldı ağzımızda böyle. Ben kendimden 2 yaş büyüğe de abi diyorum hani saygıdan. Olur. Ben artık şeyden bıktım hani. İşte gel Doğukan amcanı görmeye gidelim falan. Sen misin lan amca? Hani... Ben kaç yaşındasın ki abi? 42 ama işte ona göre Doğukan amcasıyım, yeğenimiz. Bak bana amca diyen olursa yemin ederim banlarım. Bak istemiyorum böyle bir şey. Hayır, amca değilim ben. Bu kat abi nasıl diyeyim sana? Nasıl diyeyim? Nasıl dersen de işte. Bunlar gerçek mi? Yok, gerçekler aşağıda. Bunlar imitasyon ama şunlar gerçek mesela. Ne bu? Abi bunlar zamanında bizim şu anda köşk olan müzede yaşadığımız dönemde asılı plakalardı. Ha, babanın gezdiği evet, yerlerden getirdikleri. Ha, o gerçek. Ben uzun süre sizin o köşke komşu yaşadım. Sen müze halini gördün mü hiç? Müze halini görmedim, ben hayır. Ama ne, gittin mi? Onun muhteşem önündeki arabayı yaptırmıştın sen hatta. Evet. Bir. Evet. Onu bir izledim. Çok güzel. Kısmetse Belçika'da babamın bir arabası var. Onu da güzel bir restorasyonunu yapıp onu da müzeye koyacağım. Biz hani şey yaptık. Babamla ilgili bir iki parça hariç her şeyi müzeye bıraktık, sergilensin diye. Çünkü zaten tüm Türkiye'nin babası olmuş. Abi öyle. Yani evet, öyle bir durum var. Ya çok ilginç bir şey var. Geçen düşündüm şimdi senin yanına geleceğiz ya. Belki çok küçük kardeşlerimiz bilmiyordur. Şimdi biz onu izliyorduk. Annemler de izliyordu falan. Hem çocukların hem büyüklerin izleyebileceği nadir insanlardan. Genelde evet, öyle olmuyor. Bu arada hani, evet, zor işte. Adam olacak çocuk bir çocuk programı değildi bir kere. Aileyi yetiştiren bir programdı. Evet. Ama çocukların ilgisini çekiyordu. Orada öğreniyordu. Dünyayı geziyordu. O programın adı neydi? 7-77'nin içinde o dönence bölümüydü. Dönence bölümü. Ha, orada anlatırdı ya, şu hareketine bayılırdım. Şimdi bilmem neredeyse. Biraz da yürüyerek istiyordu öyle. Hayır. Abi her yeri gezmişti ya. Çok iyiydi programlar tabii, gerçekten. Gerçekten. Neden peki Allah baban Allah Japonya'da bu kadar ünlüydü? Sen kaç tane Japon sanatçının Türkiye'ye gelip de konseri Türkçe söylediğini duydun? Veya bir Amerikalı. Duymadım. Duymadım. Babamsa bütün konseri baştan sona bütün şarkılarını Japonca'ya çevirdi ve bütün hepsini Japonca okudu. Nasıl? Japonca biliyor mu? Biliyor. Ha. Ama bir dakika, biliyordu da gitmedi. Gideceği için öğrendi. Domates, biber, patlıcanın Japoncası tomato çok güzel. Tomato piman nasu nasu. Tomato piman nasu nasu. Kaç sene sürdü bu olay? Bunu biliyoruz abi. Abi 2-3 sene sürdü. Vay anasını. Çok ağır Japoncuyum bu arada. Arabalarım Japon otomobili. Ben de Japonları sürüyorum. Aşağısında da bu arada yukarı Tokyo Garaj. Evet. Senin Instagram'ın da... Ya yukarı Tokyo Garaj dediğimi çıkıyor. Ha. Tomofilya. Tomofilya. Kendi koyduk şuraya. Kendi kullandığı hesabı o. Burası askeriye gibi arkadaşlar. Gibi. Dikkatlerimi çekiyor. Şunlar gibi olsun. Aşağısı olsun. Çok şurada tarz mermi kutuları var. Savaşa hazırlık gibi. Mataramız. Evet. Doğukan Manço kiminle savaşma peşinde bilmiyoruz. Evde tabii ki çeki düzen verdim, yalan yok. Ben şu an savaşı kaybettim, çok ağır. Abi bu ne, yemeşisi zaten. Çok komik. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir kask. Şuramda şöyle bir pro. God damn it, I want to take this bitch right now in the morning. Go go go. Oha, konuşunca bu içeri şey, ses yankılanıyor. Air Steward. Titriyor. Az önce kustu gemide. Ben Brad Pitt böyle ağzımda şey, sarı saçlarım yapılı falan. Her yerimden toprak dökülüyor. Az önce çünkü Afrika'da savaştaydım. God damn it, that bitch! You gotta son of a bitch! I gotta get the German in the ground! Let's go, let's go, let's go, soldier! Aynen, bu hareketleri de bu bunun. Filmlerde böyle oluyor yani Amerika'da. Abi önce bir karar verelim. Sen DJ misin, yarışçı mısın, YouTuber mısın, fenomen şey, misin, All Star mısın? Nereden tutturursan. Tamam. Biraz hepsi var. Hepsinde de tutturmuşsun ama birinde artık... Abi hepsini de tutturdum. Uzmanlıkta, hangisi en uzmanlık olduğunu alalım? Abi inanıp da iyi yaptığım her şeyde uzman olmaya çalışıyorum. Ya bir tanesini seç ya. Ya hepsini seviyorsa sana abi ne? Abi galiba otomobil alanı benim en iyi bildiğim alan. Ama DJ'likte. DJ'likte fena gitmedi. Parçalar tuttu, ödüller alındı. Kupalar, drift kupası mı? Yarış kupaları hepsi evet. Benim ilk kartingle başladım. Tamam. Çocukluğumdan. Aynen. Ondan sonra geri kalan drift kupaları. Çünkü gönlüm drift'e kaydı. Drift'te nasıl yarışıyorsunuz? İki tane otomobiliz. Bir tanesi baştan sona pisti yanlayarak
dediğimiz tabir. Evet. Kaydırarak gidiyor. Tamam, göt atıyor araba. Evet. Heh, tam onda. Ve düzleme şansın yok, spin atma şansın da yok. Onları yaparsan sıfır sıfır. Onu takip eden otomobilde birebir onu karbon kopya şeklinde ne yaparsa aynısını yapmak zorunda ve kapısına değinceye kadar da yaklaşması gerekiyor. E arkadaki daha şanssız. Hayır. Niye? Çünkü bir sonraki turda yer değişiyorlar. Tamam. Şimdi yeah. Oldu. Ve puan alıyor jürinin takdirine kalmış. Evet, jürinin takdirine kalmış. Bu daha iyiydi, bu daha iyi değildi. İşte aralarında tartışıyorlar. Bir üst tura çıkıyor. Şu kupa benim en değerli kupam. Boyutundan dolayı değil. Diğerleri daha küçük ama. Ama belli boyutundan dolayı. Abi biz Türkler motor sporlarına biraz geriden geliyoruz diyebilirim. Ama imkanlar doğrultusunda diyeyim. Bizim drift yarışlarına çok fazla yabancı pilotlar gelmeye başladı. Herifin 1000 dolara yaptığı modifikasyonu ben zaten 3-4 bin dolar yapıyorum aynı modifikasyonu. E şimdi adamlar geliyor bizim içimizden geçiyorlar. Ben bir tanesinde bilendim. İkinci senesinde benle karşılaştı. Abi birinci yarışta aldım ben bunu. Ondan sonra aldım baba, tamam mı? Kupalardan bir tanesi orada yazıyor üstünde. Abi ikinci yarışa da geldi bu. Koy Tokyo Drift tarzı müzik koy bu hikayenin. Koy burası güzel. İkincisinde sen dedin doymadın. Nerede olduğunu farkında değilsin. Kendine gel kardeş. 1, 2, 3, 4. Bir yapıştırdım baba. Bir daha tokatladım bunu, tamam mı? Sana yetişemiyor tabii. Bizimkiler izliyor falan filan. Çocuklar mucuklar heyecan yaptı. Üçüncü yarış araban bozuldu. Onun için sıkıntı yok. Buraya atalım. Burası olmadı gibi. Filmin burası evet, güzel değil. Filmin burası ama maceradır. Macera verdi. Dördüncü yarış İzmir final yarışımız. Tofaş'la çıktım de. Lütfen. Çok baba, gaza geliriz. Tofaş'la çıksaydım evet. O kendi çıkardı pitten bırakır. O işi bırakırdı. Şahin'le çıktın karşısına. Şöyle dedi mesela, ben onun tarafı olayım o zaman. Don't worry man. Dünya arkanda. Dogukan can't win. His car is broken. It's a Şahin boy. Oh my god. Dogukan abi sürekli basıyor ve bastıkça böyle aaa yapıyor. Atletle katıldım ve evet sonra. Sen bayağı izlemişsin o şeyleri, anladım. Tabii çok bayılıyorum ben onlara. Basıyorlar kendinden geçiyor. Atatatatatat. Aldım onları. Aldım hissediyorum. Neyse baba, son yarıştayız. Finale kalmam iki yarış kaldı. Hakkım yendi abi. Bak şimdi yarışta biz de spin atıyorsan abi, atılırsın. Beni bu adamla karşı karşıya getirmek istemiyorlar. Çünkü ben hazır. Ben, yani. Ben geceden bir eylemişim. Anladın mı? Alacağım yani arkadaşı. Neyse benim düşürdüler motivasyonu. Yalan yok. Hata yapa yapa kaybettim o yarışı. Ama overall'da genelde İkinci bana oldu. Türkiye ikinciliği getirdi. Birinci kim oldu? O adam olamadı yani. Yok, o adam olamadı. Ha, tamam, adam önemli olan o. Gaza getirdiler yemin ederim. Ay çıkacağım şimdi geri. Çok merak ettim ben bu işi. Şimdi anlamıyorum ya. Tom Hacer'i çok güzel değil mi? O ve yukarıdaki ayna, ikisi babamın hediyesi. 25 senesi var hediye edileni. Bunu İngiltere'den almışlar. Yani bunun benim için en büyük özelliği. Yani onu kırmadan getirmiş, çocukluğumuzda müzeye asmış. Müzeden çıkarken her gün baktığım bir şey olduğu için aldım bunu. Şu ödül ne kadar güzel ya. Ha, go-kart. Muhteşem. Şunu gururla gösterebilirim. Ofisime götürecek. Tabii 100 bin. Şimdi kaç abone var abi? 300 bin. Bir 500 bin yaparsınız gençler. 500 bin yaparsak acayip bir projeye gireceğim. Neye gireceğiz? Şimdi söyle de ona göre yapsınlar bari. Öyle bedava yok. Yapsınlar ki ya gireyim. Abi bizimkileri kabul etmez, ben biliyorum cancıklar. En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Candır bunlar. Canlar kendini bilirler. Ama bir de cancıklar var. Bunlar hep alır asla vermez. Almayı bilir ama vermeyi bilmez. Sonra der ki benim başıma niye iyi şeyler gelmiyor? Çünkü sen hiç kimseye bir şey vermedin. Canlar drift atıyorlar. Tam böyle kapıya sıfırlıyorlar. Ukraynalı diyor ki Allah'ım çarpacak. Ben şuradan spin atıp kaçayım diyor. Ama cancıklarsa kapıya sıfırlamaya çalışırken bam oraya vuruyor, bam buraya vuruyor. Dönüyor olduğu yerde arabayı tutturamıyor. Sürekli stop ediyor. Can olun efendim. Teşekkürler. Efendim yeni izleyenler de hepiniz hoş geldiniz. Doğukan'ın kanalı da aşağıda. Orada burada lütfen abone olup. Orada burada abone olup değil. Oradan abone olup hayır, işte. Hayır, oradan abone olun. Ekrana da yazarız. Oraya da yazarız. Niye her yer GTR abi? Sen GTR mi çok seviyorsun? Ben GTR çok seviyorum. Bana Japonca da bu. Bunu sağ olsun Japonik Faruk bilenler bilir. O hediye etti bana. Bu arabayı almak istersen verilen katalogdu o yıllarda. Arabayı aldın mı yoksa kataloğu mu aldın sadece? Abi arabayı alamadığım için yaptım. GTR'ı mı yaptın? Gümrükten bir tane benzer bir araba aldım. Bir eski modelini buldum. Parçalarını dünyanın dört bir yanından toplaya şu an bu hale getirdim. İnsanların evine gidip bir şeyler alıyorsunuz falan ya. Evet. Araba almak gibi huyunuz yok inşallah. Bu arada hep alıyoruz diyoruz. Burada çıkarken almıyorum, bırakıyoruz. Almayalım diyoruz hadi çıkarken. Almayalım söylemiyoruz yani. O zaman her yeri gezin canım. Evet. Onlar da çıkarken bir de bunu unuttun abi demiyorlar. Hiç alakamız yok. Kupada almazsın artık. Bir de diğer bölüm DJ. Abi burası production. Onlar sizin bu arada. Hadi canım GTR. Evet, bir dakika, ben büyük bir şapka fanıyım bu arada. Yani benim koleksiyonum var. Bunlar benim üretimlerim bu arada. Benim projeleri destekleyen projenin koleksiyonları. Yakıştı da. Ha. Sen bir siyah denesene. Hatta şeyde kahverengi dene. Her otomobilin bir koleksiyon tarzı bir şey yapıyorum. Yani bunları da tabii kendi tasarımlarımız oluyor işin içerisinde vesaire. Bunlar da onların şeyleri. Oha. Şimdi bayağı güzel ha. O oversize, bu fit size. Canlı. Abi senin daha böyle bir şey talim var yani. Fit size ha. Abi.
Ben değiştiririm onu, problem yok. Arkadaşlar karizmayı görüyorsunuz değil mi? Karizmayı... Oversize ama sendeki. Bu da çok güzelmiş ama. Tamam, sana ondan da ayarlıyorum. Sadece GTR gitmeyeceksin ama değil mi? Başka arabalar da var. Bir tane koleksiyonun bir parçası. Başka otomobillerin şeylerini de yapıyorum. Hepsinin o abi çok güzel. Bu işin prodüksiyon tarafı abi. Burada ne bileyim remix olsun, bir şey olsun. Ama asıl aşağıda yaşıyor her şey. Orada yaşıyorum olayı. En heyecanlısı aşağısı ama biz bir yukarı göstereyim. Bu sandık sevdası ne abi? Her yer sandık. Abi çok bu sandık güzel. Sevdası bu benim çocukluğum. Çok yok artık, harbiden çocuk. Ne diyeceğim? Ay, aa. Ya çok tatlı. Yavrum sizin bomber dediğinizi biz bebekken giyiyorduk. Hadi bakayım. Burası benim yatak odam. Bunlar benim zamanında çok severek giydiğim tişörtlerim. Aa, bir dakika. Muhteşem bir fikir ve inanılmaz güzel olmuş. Kesinlikle bunu yapacağım şu an senden bu fikri. Çaldım, aa, kusura bakma. Benim bu kadar tişörtüm yok. Ya ben yatarken tişörtle yatıyorum. O. Burası kardeşimin odası. Aynı, ama şu an burada değil. Belçika'da. Çok güzel odası. Biraz Star Wars teması olunca o renkleri seçtim. Abi yani. Muhteşem. Çok güzel, çok havalı, cool. Burası giyinme odası gibi bir şey. Çıkacak tişörtlerim, bilmem nelerim. Çok güzel, çok eski tatlı bir şey. Ya onu daha giymemişim bile ve gittim. Bunu hemen giyer misin lütfen? Çok beğendim. Sen de bizim neyimiz uyar ki? Yok ben istemiyorum, şaka yaptım. Teenage Mutant Ninja Turtles. Şaka yapmadım. Nimet çık çık Ninja Turtles. Ayakkabı stilin hep genelde benzer. Evet bunları seviyorum. Geniş şuraları böyle. O zaman en alt kata iniyor muyuz? Let's go. Sen bir halt mı yedin? Sen kesin bir halt. Evet evet bir şey yapmış. Lan bahçe kakanı yaptın değil mi? Oy çoğunum benim gel. Ya. Gel oğlum gel. Ben Survivor'da All Star'da eğleneceğimi anladığım için evet. Ne var ne yok abicim doldurdum. Kum getirmiş abi. Kum da var, tenceremizde var, her şey var. Kullandığın sonraki her şey. Böcek bile çıkabilir. Sabah bir uyanıyor lan. Hindistan cevizi kızartacaktık. Tencere nerede? Yok. Doğukan almış. Senden sonra kullanmaları gerektiyse ne oldu? Beni elemeden önce düşünecekler. Kardeşim elenmeseydi. Mesela burada oyunlardan kalma şeyler var bak. Harbiden onlar. Aa. Evet. Acun diyor ki ulan ben bir aydır bunları arıyorum. Valla haber yoksa da şimdi öğrenecek muhtemelen. Çok İzliyor iyi. Bizim kanalda sürekli. Sonra bakınız. Aa, bu ha, Hindistan cevizi kızarttıktan sonra Hindistan yediğiniz tabak. Hindistan cevizi çıkacak birazdan. Bu şey desem ya masa örtü. Gönüllüler tarafı. İleride koleksiyoneri varsa Survivor koleksiyoneri ister bunları. Orada bir yaptığım bilgisayarın klavyesi. Sosyal medyaya takılıyordum orada. Şartlar onu gerektirdi. Biraz ilk güzel klavyeymiş abi. Bunun için birbirinize girdiniz hep adada. Bu ne be? Dokunmazlık için kuleler muleler yaptığımız tahtalar. Bunları da yapamıyordunuz işte bak. Bunlar da çok gıcık. Tuz damıttığım zaman falan içine koyuyordum vesaire. Bunlar tuz damıttığın zaman. Evet, tuz damıtıyordun yani. Neler yaşıyormuş. Şey yapıyorsun. Abi tuz yok ki vermiyorlar. Biraz günah. Bir de kazanamayınca çok gıcık bir şeymiş. Hakikaten anladım şu an. O kadar uğraşıyorsun. Elliyorlar seni. Lan ben niye elledin? Saklar mısın bilmiyorum ama sana benim hatıram olsun. Aa saklarım tabii. Hani diyorlar ya tuvalet kağıdı var mı yok mu? Bunu kullanıyorlardı. Aşkım bu öyle bunu böyle çizer. Çizer diyor ya. Düşündü yani çizer diyor. Yoklukta insan düşünüyor olabilir ne bileyim şimdi. Tuvalet kağıdı yerine yaprak değil mi abi? Bununla kokonat açıyorduk işte. Abi tuvalet kağıdı diye bir şey yok. Yaprakla. Yaprak da yok. Su var. Gitti abi gitti. Yılların kokonatı. Son bombamı gösteriyorum. Tavla yapmış. Tavla yaptım. Oo gerçekten tavla. Gerçekten tavla yaptım. Ben bunu hatırlıyorum bunun hikayesini. Bunları bayağı oya oya yaptım. Sen şimdi anladın abinle niye bu kadar yanlaştın. Şu yaptığın inanılmaz değerli bir şey onlar için. Paralı verseydin bir kokonatına bir saat. Abi oynatmasaydın çatlasalar. Bir kokonatına şey yapıyordum orada ben. Hamak yapmıştım hamakta sallandırıyordum. Çok iyi abi yolunu bulacaksın aynen. Garaja geçiyoruz garaja. Hadi. Ne gerçekten? Abi sen dream bir hayat mı yaşıyorsun? Sen bu evden taşınamazsın. Burası yaşıyor şu an. Abi. Taşınamazsın oha. Buradan. Sadece oraya oturmayın. Dost rahatsız olur. Ha tamam. Dost bildiklerim. Bu garajı sen mi açtırdın bu kadar? Bu böyle miydi? Abi ben buraya geldiğimde şu kepengi açtığımda şu duvar örülüydü. Tutarken şunu sordum. Ben buraya dedim değişiklikler yapabilirim. Çıkarken nasıl bulduysan bırakırsan yap dedi. Abi ertesi gün balyoz aldım. Kendim bu duvarı yıktım. Ben şu an bunu istiyorum bizim evde. Çok güzel. Ama benim arabalarla alakam yok olsun. Bu tutuşu açışı. Sesi dinle. Ceyda inanılmaz bir dolap. General Electric. Bu çok eski bir şeydi. 52 model bu işte. Oğlum çok iyi lan. Her şey çok iyi. Sevdiler. Sen mi çizdin? Yok. Bunu ha. Koray diye bir arkadaşıma Koray işler. Koray işler. Ha. Koray selam. Ben bütün otomobillerimin hepsinin bir ismi olduğu için onunla özdeşleşen
karakterler yaptırıyorum. Ha. Abi ben sana arada gelebilir miyim oturmaya, muhabbete, sohbete? Tabii ki. Yapı malzemeleri falan filan. Bu dalga arkadaş nedir bu? Bu Skyline GTR'ın motoru. Bu motor kullanılmış motor değil mi? Alttaki büyük demir parça var ya, blok. Bir tek o kullanılmış içindeki. Yani onun dışında her şey değişti içinde. E peki 0 abi, kilometre. O arabayı yaptın, nasıl çıkartacaksın arabayı trafiğe? Abi çıkarmasam da olur ama araba zaten normal kasası gümrükten gelme olduğu için aslında ruhsatı olan bir araba zaten. He tamam, yani şimdi anladım. Çıkmazsa da umurumda değil. Hani ben bir hayal gerçekleştiriyorum. Zaten yani evet doğru. Bu araba da şu araba olacak bittiğinde işte. Bu da benim bir hayranımın çizimi. 2018'den beri yapıyorum arabayı. Bu Japonların efsane otomobillerinden bir tanesi. Hayır, Nissan. Bu bitmiş hali. Oha çok güzel bu arada. Of sese bak, Allah kahretsin. Bak bak. Bir dakika, kapanmıyor. Kapı kapanmıyor abi. Sert yapacağım biraz. Fitiller yeni çünkü. O kadar da proje... değil. Yuh. Proje iptal. Sese bak, dur dinle. Sese bak. Ya bu araba tutkunlarının şu araba kapısı sesine bu kadar yükselmez. Ya of, ama biz de araba kullanıyoruz da yani bu ne ya? Dur sana anahtarını vereyim. Sen şimdi kesin marş basmak isteyeceksin. Şu sese bak. Müthiş ya. Fırat projeye dahil oldu. Hazır mısınız? Biz hazırız. Sen hazır mısın? Sese bak. Ya of ama ya. Ben de biniyorum böyle ses bile çıkmıyor benim. Duymuyoruz seni zaten. Bu yan makinesi. Aa, da gittiğin arabalardan. Müthiş bir koku ya. Aa, bak anlıyor. Kaç para abi bu araba? Ya bu ne saçma soru. Hayır, ya. Ben bir şey karşılaştırmak hani istiyorum. Hani kaç basıyor diye sorsan da şaşırmayacağım ama. Kaç para üller. Abi piyasasını söyleyeyim ben sana. Herhalde 1-1,5 arası şu an. Bak 1,5 milyona böyle bir ruhlu araba alıyorsun. Gidiyorsun 2,5-3 milyona ruhsuz. Abi doğru bir şey. Araba alıyorsun, anladın mı? Ruh dedim beni anladın. Bu doğru. Hayko abinin arabaya biniyorum. Onda da çok eski bir BMW var. Her şey mekanik. Hiç sevmiyor otomatik. Ama ben bu arabaları kaç para alıp bu hale getiriyorum biliyor musun? 150 bin liraya alıyorum. Senden bir şey. Allah beni, pulla beni. Evet abi. Dostun kemiği falan filan bir sürü böyle. Bak tavandaki detaylara bak. Aşırı güzel bu. Ya çok isterdim. Bak ne güzel biliyor musun abi? Kendine bir araba yapmışsın. Sende var sadece o. Pimp My Ride vardı eskiden. Onun gibi bir şey işte. Yakında olacak merak etme. 500 binlik projesini öğrendim. Öyle mi? Oha! Çok iyi. Bak pilot bölümünü bitirmek üzereyim diyor. Bunun sesini boş ver. Güzel ama sen esas dışarıdakinin sesini dinle. Dışarı. Bunu karizma böyle karizma akıyor yani. Bu senin mi abi? Benim abi. Bu bu arada sizin de çok saygı duyacağınız birisinin eski otomobili. Rasim Öztekin'in otomobili. Hadi canım vallahi. Ay mekanı cennet hatta... olsun. Hatta lütfen için oturup bir koklar oturmaz mısın? Oturmaz mıyım sen abi, şu an? Abi bir kere yani bir de şöyle bir durum var. 3 kişi 4 kişi yan yana oturabilir. Onu diyecektim ama gündüz ya. İçine oturunca yemin ederim huzur doluyor insan ya. Ay şu sese bak. Bir de kapıyı kapat. Ruhu nasıl yakaladı görüyor musun? Direkt bak. Direkt yakaladı onu. Sen ekstra alçattın mı abi? Evet. Ay, önden ne kadar geniş ve büyük görünüyor araba. Aba. Oo Ceyda. Araba mı sen mi ya? Ceyda bak. Fırat arabayı görmek istiyoruz. Benim yüzümü niye çekiyorsun? Önden de şöyle yapayım. Bak. Ya Ceyda'cığım çok güzel oldu tamam. Şimdi birazdan Amerikan filmi çekeceğim ya. Yavaş yavaş yanaşacağım. Patronu bekliyorum. İçeride yemek yiyor. Büyük olaylar konuşuyorlar İtalyanlar. Ama o sweatshirt. O zaten olayı kaptırdı biraz önce. Tabii. Neler yaşadı falan. Yaşıyor bunu hayatım. Don Doğukanko içeride. Don Doğukanko. Tabii. Yeni tahsilatı konuşuyor. Ben de bekliyorum. Şimdi bak şöyleymiş hikaye. Biz Doğukan'ı öldüreceğiz. Ama Doğukan yanınızda. Değil mi? Öyle oluyor. Arabada gidiyorsun arkadaki boğazından atlıyor. Hoş geldin Doğukan. Biraz uzun bir yolumuz var. El Pablo. Hallederiz. Doğukan. Merak hallederiz. Etme. Patronun söylediği yere gidiyoruz. Atla sen boğacaksın. Tam arkasındasın ya. Öyle mi? Tabii. Hiç benden beklemezsiniz o yüzden. Plakçalarımız da var bu arada. Gitmeden önce son müziğini dinlersin artık. Ne istiyorsan onu çalalım. Bu arada plakçalar çok iyiymiş. Ne plak mı? Filipis evet. Gerçekten plak. Gerçek plak çalalım. Bu benim evimde olsa her gün içine girip kahve içerim abi. Böyle otururum. Hayatı sorgularım. Yani gerçekten anlatamam bu enerjisini ya. Hem garaj arabası ama hem de böyle sahilde yavaş yavaş şöyle hep beraber gittiğimiz bir şey. Ne yapıyorsun abi? Ne oluyor lan? Araba teknolojik galiba. Farkında olmadığınız teknolojik. Ufak bir şov var ama onu sonra göstereceğim size. Şu an hazırlık. Sakın zıplatma arabayı. Çok bayılırım. Burada kendimi kaybederim.
öyle bir şey olursa yemin ederim önünde twerk yaparım arabanın. O zaman daha sonra sana bir twerk yaptıracağız gibi gözüküyor. Araba zıplar ben de yaparım. Vallahi çok... Abi neler varmış sende ya. Ben satacağım abi elektrikli. Ben eski bir araba alacağım bir tane. Fırat Albayrak yine gittiği yerdeki her şeyi istiyor. İnşallah en yakın arkadaşımız olduğun için mutlusundur. Çok mutluyum. Bak bak böyle açılıyor bu arada bak. Ama kokusu var değil mi? Bak arabadan inmiyorum yani. Araba zaten yerde oturuyorsun arabada. Öyle güzel. Don Yunus buyurun. Daha da var yani burada. 100-150 bin liraya alıp da o hale getirdiğim arabanın nasıl aldığım halini göreceksin. O arabanın da aynısı işte. Aa, oha. O ne? Vay anasını sen gerçekten hurda halinde alıyorsun. Tabii. Gerçekten tabii. Hurda. Burada inanılmaz bir el emeği var yani. Boya ve kaporta için ustasına götürüyorum. Motor tarafında içini çok iyi bilen birine yaptırıyorum. Ama geri kalanını kendim burada yapıyorum. Paslanmış falan. YouTube'da bunu yapıyorlar yani. Çöpten alıyorlar arabaları i̇şte yeniyorlar. Ben onu o yapıyorum yani. Zaten. O YouTube kanallarından biri benim. Bundan 50 tane var ya da yok Türkiye'de. Bu da mı öyle bu şey? Bir sonraki proje. Ha. Aynı konumda. Onun için açmıyorum. Tamam. Anladım. Bu yarış otomobilim. Bu drift attığımız araba o. Aslında. Evet, evet tamam. Bunda ufak bir iki geliştirme yapacağım için bu biraz hafif sökülü şu anda. Ama bu Ceyda senin oturman gereken bir otomobil. Bakalım. Bu ikisi aynı otomobil. Sadece değişiklikler var aralarında. Bir şey diyeceğim, nasıl giriyorsunuz bunun içine? Ve sonra nasıl çıkacağız? O, söyle bak. Fırat'ın oturamayacağını anlamış olduk. Fırat önce. Oturamaz buna. Bunun içine bineceğinizi biliyorsunuz değil mi daha sonra? Bu mu bineceğimiz? Evet, buna bineceksiniz. Ben o gün yokmuşum. Sen o gün varsın. Sen o gün, şey o günden değilmiş. Sonra olmayacaksın. Müsait değilmişim. Lan kapı yok. Kapıda kablolar sarkıyor. İhtiyacımız da yok. Bir tane şöyle boşa al bakayım, bir şey yap. Kesin mi? Çok yaptım. Bir tane daha, bir hafif ileri. Heh, salla bakayım, boşta mı? Tamam, kırmızı anahtarı çevir. Kesin mi? Ayağımı bir yere koyayım mı? Yok, koyma. Kırmızı. Şimdi normal anahtarı bir tık üzeri çevir, ileri çevir. Buyur lan. Şimdi bas marşı. Kesin mi? Basıyorum. Uzun süre basacağım, bas. Oturuyorum abi. Birazdan uçacağız gibi. Evet. Abi ne oluyor? Yer uçağı. Kuruluyor şu anda makine. Çeceğim. Saçmalama. Dur çevirme oturmadan. Kafamı çarparım, dur. Dur, hele dur. Dur. Hazır mısın? Bir dakika, bir dakika değil. Fırat ben seni buna nasıl getireceğim? Abi ben bir şey söyleyeceğim. Sen drift attığından olacağı söyleyeyim sana? Kafayı vurdum. Yok kaskla binmek zorundasın da. Kask değer. Sen izlersin biz Ceyda ile bineriz. Tamam. Ceyda ben bundan sana bak önde kamera yerleri de hazır duruyor görüyorsun. Benim boyum ama uzuyor 10 günde falan. Ayağın gaz pedalının üzerine dursun. Bak bana güveniyorsun ama. Ben sana dur diyene kadar bas. Şu an basayım yok daha değil. Tamam. Bas bas marşa bas marşa. Marşa bas. Bas 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 bas. Bas bas pedalla bas. Allah'ını seveyim. Bir daha basayım. Çok güzel. Mis gibi kokuyor be. Elimi bıraksana. Ah, çok acayip bir şey. Kaç beygir bu? 600. Abi bu sesler ne ya? Siz burada arabayı almışsınız, başka bir şey yapmışsınız. Bu yarış esnasında senin hayat arkadaşın. Konuşuyorsun, dinliyorsun, dırdırını çekiyorsun, her şeyini yaşıyorsun ya olayı. Sonuna kadar güvenmek durumundasın otomobiline. Kapı açılmıyor. Yok. Fırat'cığım sen içindesin bu saatten sonra. O kalsın boşa. Aa bagaj buralardan açılıyor. Evet. Fırat, sen hadi gelsin tamam hadi gel, kıyamadın gel. Yalnız şu köpüğü buraya koymuşsunuz, o iyi güvenlik sağlamış. O çok tabii, iyi tabii, olmuş. Tabii tabii. Bak bu işte beni korudu. Alışveriş. Ne oluyor ya? Bagajımız böyle. O arabanın seslerinin, meslerinin çıkması için, işte öyle gidebilmesi için de böyle bambaşka bir şeye dönüşüyor araba. Ama mesela aynı arabanın gel bunun içini gör. Bu araba işte. Tamam. Bu araba abi. Bu araba. Senin gündelik kullandığın araba hangisi abi? Yani sen bir yerden bir yere neyle gidiyorsun? Kiralık otomobil kullanıyorum abi. Yeni otomobilleri sevmiyorum abi. Ve kendime yeni otomobil alma gibi bir niyetim de yok. Bununla sevgilisin. O oturgaçlı götürgeç onlar benim için. Yani bizim bu yeni arabaları bundan 20 sene sonra birisi alıp toplayamayacak. Elektrikli araba zaten onun. Neyini toplasın? Koleksiyoner misin? O kardeşimin koleksiyonu, benim değil. Biz bunun devasasına gittik. Üçte biri bu kardeşim. Batıkan izliyor mu bunu şu an videoyu? Batıkan izliyor evet. Selam. Batıkan Belçika'dan izliyor bu arada. Ben DJ deyince aklıma şu geliyor. Parçaları çalan kişi. Mi
Hepsi evde kendi parçalarını yapıp mı geliyor? Şunları falan yapıyoruz ya böyle. Gerçekten bir şey yapıyoruz abi. İki tane set hazırlıyorum. Liste hazırlıyorum daha doğrusu. Şarkı çalacaklarımız. Evet. Spotify listesi gibi. Mesela evet aynen öyle. Bunlardan bir tanesi. Atıyorum bir etkinlik gece kulübü var. Geceye giriyorum abi. Benim için gelmiş insanlar var. Ben bakıyorum. Evet. Onun kıyafetine bakıyorum. Aynen. O şey işte Yakup Beyler de gelmiş falan kafasıyla. Orada bir de Berke Can kardeşimiz de var. İşte Selen Hanım gelmiş ama Lale hanımefendi de orada mesela. Şimdi benim bunların hepsini mutlu edebilmem lazım. 90'lar yapıştır abi. 90'lar zaten hayatım 90'lar benim. En çok sevdiğim. 90'lar muhteşem bir dönem. Şimdi ben 90'ları çalarken orada Selen veya Pelinsu sinirleniyor. Çünkü o 2010 dinlemek istiyor. Benim o 90'dan geçiş için bu düğmelerde bir şeyler yapmam lazım ki irite etmeden güzel bir geçiş sağlansın. Bu mudur DJ'lik? Abi DJ disk jockey, disk cambazlı. Sen o şarkılarla oynaya oynaya o insanları eğlendiriyorsun aslında. Fark etmeden 6 saat boyunca 1000 farklı parçayı dinletiyorsun. Ama sen bir parça dinlemiştin toplamda mesela. Anladın mı? Budur. Fakat bile değiştiriyorsun. Yani o Tiesto falan geliyor ama onlar kendi parçalarını çalıyorlar. O başka bir ya, şey değil tabii mi? Tabii ki. Bak onlar hem kendi parçalarını çalıyor hem de piyasanın arkadaşlarının en bomba parçalarını çalıyor. Şimdi benim bir geceye çıkaracak kadar kendi prodüksiyonum yok. Ben ne yapıyorum? Böyle dönemin hit parçalarını seçiyorum. Herkesi mutlu edebilecek işte Yakup Bey'i de onu da harmanlıyorum. Evet. Ben çünkü Ceyda, şimdi bunu ilk defa sen duyacaksın sizler de. Köye taşınınca müzikle ilgileneyim diyorum ya. Evet. Ya yapma şunu ya, evet. Ya. Motivasyonumu düşürme ya, be kadın ya. Motivasyonu ya. Her şey yapma be ya. Boş evet. Ver. Ben kendim yaparım. Bundan abi, devam mı alacaktın gerçekten? Hayır. Eğitimini alırım. Evde kendi kendime biraz zaman geçireyim. Bir yerde çıkıp çalmayacağım zaten. Kendim bir müzik yapayım. Ben... Neyse abi tamam yapamam destekliyorum abi. Destekliyorum inşallah yaparsın. Kulaklığı da ters takman lazım. Şöyle falan. Kulaklık bir tanesi bu tarafta duruyor hep. Onun da tribi var. Niye öyle? Ben niye hep biliyor musun? Öyle yapıyorlar. Koy müziği Utku. Bak ben yapıyormuşum gibi olacak şimdi bak. Bir şey söyleyeceğim az müziği koymazsa kötü olur. Koydu o bak. İnşallah koymaz. Hazır ol. Öndeki kızı da beğendim. Oldu abi. Aynısı bu. Kulaklığı nasıl takmak istersin sen mesela DJ olarak? Eyvah bu benim videom. Buralara da ışık koyacağım. Sen videoları izle. Lazerlerle bak. Lazerler çıkıyor. Ayko abiyle Doğukan karışım bir şey yaptı orada. Doğukan Cepkin. Lazerler atıyorum şu an kulaklardan. Benim hep gördüğüm şu. Ya tabii şu canım şurada. O zaten. Şu kadar. O da niye biliyor musun? Çalmakta olan parçayı dinleyici dinlerken sen bir sonraki çalacak parçayı ayarlıyorsun o sırada. Ha, sen aynı anda müzik dinliyorsun bir tabii de. Tabii. Sen başka müzik dinliyorsun sırada. Elf gözlerim neler görüyor? Fren şeyleri, hayırlar, müzik şeyler. Sistemleri. Şu kurbağaya benzemiyor mu şu frog? Tam da kendisi. Bilen ne olduğunu yazsın olur mu? Kurbağa mısın sen? Nisan'dınız. Kurbağayım tabii. Yorum yapsana şudur bu budur. Yani bunun direksiyon olduğunu herkes biliyor da başka bir şey söyle bana. Bardaklık olabilir. Mesela olabilir. Ya da seni arabaya tamam. Böyle kitlemek için. Bu nedir Ceyda? Bu hava temizleyici gibi görünüyor. Tamam o da o güzel yorum. Şu filtre. Tamam onu tutturdun. Evet. Bu ne oğlum? Böyle lastik sıkışınca şuradan mesela lastiğin şeyini gevşetiyorum. El freni mi? El freni. Arabanın içinden bir şey. Bu ne? Benzin kapağı. Şey kutusu olabilir bu. Ben peki şöyle yapsam mesela. Aa sübap. Piston. Hani sen de böyle bir şey yaptın ya. Patatatatatat. Gaz kelebeği bu. Şunlar ne mesela? Renk yani senin hoşuna gider diye düşünüyorum. Böyle pembesi var mı? Vidanjör. Vidanjör mü? Vida kısmından yaklaştı. Bunu biliyorsundur ne olduğunu. Bunu biliyoruz. Şey, sibop. Sibop. Tabii o da olur. Yavrum biz eski toprağız, sibop. Bundan sonra seni motora takıyorum. Doğukan Manço boş zamanlarında ototeyp çalıyor. Ama şimdi evet. Kimse de ototeyp olmadığı için pek işleri iyi gitmiyor. Bunlar işte mahalleden bulabildikleri. Öyle bir halim var. Bu arada ben az bit pazarı gezen bir adam değilim yani. Severim gezmeyi. Abi elimde böyle bir şey var diye Doğukan'a geliyorlar. Gerçekten oluyor. Nasıl? Şunu bana... Abi senin için çaldım. Bak, nasıl? Bir söyleyeyim. Bunu bana Almanya'dan adam arabayı sürerken yanında getirdi. Sen bize çok çaldın. Biz de sana çaldık bir tane. Nasıl? Bu bayağı takacağız. Helal olsun yalnız takipçinin de hırsızı da. Allah. Aman diyeyim. Tamam. Bunlar da benim makyaj sandık şeylerim. Pakize mi? Abi çok pardon ama şurada Pakize yazıyor. Pakize o... dışarıdaki arabanın ismi. Altına da Japonca yazmışsın. Çok iyi olmuş ya. Ben onu gerçekten Pakize diye bir marka var Japonya'da sandım. Hakikaten olabilirmiş ha. Olabilir bu arada. Pakize-san. Pakize-san. Çok güzel onu yapmışsın yani. Ya. Gerçekten çok keyifli abi. Oo. Ama bir şey Street Fighter atarız herhalde. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Biz biraz Street Fighter...
Street Fighter oynarken onları izlersiniz. Bizim tasarımlarımız onlar. Ha öyle mi? Ah bak benim arabam, benim plakam Killer Panda. Aa çok güzelmiş. Kaykay çok binesim geliyor ama işte. Ebe al gel. İnemez abi. Düşmemiş. İndir. Düştü gitti. Düşmem ya size. Ha o kadar size tamam. Yanlış ayağıyla çıkması haricinde hiçbir sorun yok. Nasıl yanlış ayak ya? Tamam. Sakin. Gönder. Fırat çok dikkat et. Belini acıtırsan tamam sana... karıcığım. Ne bu şimdi? Çok keyifli bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Doğukan'ın kanalında da takip etmeyi unutmayın. Zaten orada da Ceyda'yı driftleyeceğiz. Round 1. Ne oldu? Bu bölümü koymuyoruz. Kesin mi? Allah!